Biliyorsunuz koronavirüsten dolayı bazı fırsatçılar bu krizi fırsata çevirip para kazancını arttırmaya çalışıyorlar. Geçen gün hatta Beyaz Ana Haber'de de izledik. Siz izlediniz mi bilmiyorum. Lahmacun fiyatları almış başını gitmiş. Evet. İnanılmaz rakamlar. Yani Allah, din, iman, bir gazlı korkulmazlığı yok, içecek kalmamış yani. 60 TL'den falan veriliyor. Şimdi diyor Evet. ki seyircimiz, ben plaj işletmecisiyim hocam. Allah'tan da korkarım ama diyor az müşteri ağırlayacağız bu sezonda. Bizde de lahmacun ve pide var. Fiyatını 99 TL yapsam günah olur mu diye soruyor. Vallahi sevap olmaz. Yani toplu bu 10 lira olan lahmacunu 99 liraya, 100 liraya Onur, bir lahmacunla benim karnım doymaz. Tamam mı kızım? Benim karnım bir lahmacunla doymaz ya. Güldürdünüz hocam beni ya. Allah Allah. Hocam doysa bile yani bir Günah lahmacun. ya, günah ya, günah, günah, günah. Sen lahmacuncu değil, pideci değil de müşterisin. Müşterisin. Sen bunu alıp yiyebilir misin arkadaş? Yiyemezsin. Haberlerde görüyoruz. Ha işte Yani ya, yazık, inanılmaz günah. rakamlar. 2-3 kişi Yazık bir yere ya. Bu gidiyorlar. millet sapıtmış, sapıtmış bir kısım insanlar. Bir kısım insanlar Bir sapıtmış. kısım insanlar Onların doğru. cezasını biz de çekiyoruz, değil mi? Sakının o fitneden gidiyor Allah Kur'an'da. Onu çıkaranlara kalmaz. Hepsine sirayet eder diyor. Bu bir mal fitnesi kızım. Bu bir mal fitnesi. Minibüsü durduruyor polis. Bangır bangır bağırıyor televizyonlar. Bangır bangır. Aman ha, mesafeye dikkat edin. Maskeye dikkat edin. Temizliğe dikkat edin. Minibüsü çeviriyor adam. Minibüs aynen eski usul. Kaşık kalıbı. Kaşık kalıbı yahu. O ne demek? Kaşık kalıbı demek bir dünya insan ya. Allah'tan korkun ya. 3 kuruş 5 kuruş fazla para alacağım diye. Yok ya, yok ya, Evet. yok ya, yok. Peki.